Ne kadar da güzel bir gün. Okulumu çok seviyorum. Kızlarla bugün çok güzel. Aa, şapka düşürmüş birisi. Ne yapsam şimdi? Onu alıp elimde taşısam, unuturum, sahibini bulamam. Arkadaşlar, o zaman alayım ben. Onu en iyisi kafamda tutayım. Hem böylece kaybetmemiş olurum ve sahibini ararım. Güzel fikir. Evet, kafama taktım. Şimdi okula gideyim ve bütün sınıflarda soruşturayım. Bakalım şapkanın sahibi kimmiş? Kızlar, günaydın. Günaydın. Şapka niye taktın Çağla? Şapkayı yolda buldum Ayşe. Tamam da niye kafana taktım? Sahibini bulmak için akıllım. Sonra unuturum, elimde bir yerde düşürürüm diye. Şimdi bütün sınıfa sorayım. Kızlar, arkadaşlar, bu kafamdaki şapka sizden birinin mi? Hayır, bizim değil. He, tamam o zaman. Başka sınıflara soracağım. Ay neyse, şimdi öğretmen gelecek, yerime oturayım, sonra hallederim. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Evet, E, La ve K İ harflerimizle aramız nasıl? Çok iyi öğretmenim. Çok güzel kızlar. Bugün N harfine geçeceğiz. Çağla, o şapka nedir bu yaz günü? Öğretmenim, biri düşürmüştü de ben de sahibini bulmak için aldım. Peki. Evet, ne harfini öğreneceğiz? Öğretmenim, bilgileri öğrendikçe kafamız kaşınır mı? İlahi Çağla, kafan neden kaşınsın bir şeyler öğrendikçe? Ben ondan sandım, bir şeyler öğreniyoruz diye. Neyse öğretmenim. Evet çocuklar, şimdi N harfine geçiyoruz. Tahtadan N harfinin okunuşunu ve yazılışını açacağım. Herkes defterine N harfini geçiriyor. Kızlar, teneffüs olduğuna göre ben gidip şapkanın sahibini arayacağım. Bulamazsam gelirim. Kızlar, şapkanın sahibini bulamadım. Ne yapacağım? Ayşe, benim kafam çok kaşındı. Biraz da şapkayı senin kafana taksak olur mu? Olur, tamam. Ayşe, çok yakıştı. Şimdi sen gidip arar mısın? Tamam, hadi ben gidip arayayım bu sefer. Ay Çağla, sahibini bulamadım ve fena derecede kafam kaşınıyor. Ezgi, bu sefer sen tak ve sen ara. Hadi bakalım, verin bu sefer de ben takayım. Tamam kızlar, ben gidiyorum şapkanın sahibini aramaya. Ben kesinlikle bulacağım. Hadi bakalım. Kızlar, sahibini ben de bulamadım şapkanın. Uf, feci derecede kafam kaşınıyor. Ay kızlar, gerçekten N harfini öğrendik diye olabilir mi? Ay neyse, zil çalacak, çabuk herkes yerine geçsin. Öğretmen geliyor. Evet çocuklar, ikinci dersimize başlayalım. Şimdi matematik yapacağız. Öğretmenim, kafam çok kaşınıyor. Bana yeni şeyler öğrenmek pek yaramadı galiba. Öğretmenim, bana da bakar mısınız? Benim kafam da çok kaşınıyor. Öğretmenim, bana da gelir misiniz? Kafam çok kaşınıyor. Bence yeni şeyler öğrenmeyelim. Çünkü kafamızda kaşıntı yapıyor. Kızlar, ne alaka? Yeni şeyler öğrenmek neden kafanızı kaşındırsın? Öğretmenim, hani yeni bilgilerle beynimiz doluyor ya, belki o yüzden kaşınıyordur. Hayır hayır çocuklar, öyle bir şey imkansız. Senin kafan kaşınıyor mu Emel? Yok öğretmenim, benim kafam kaşınmıyor. Arkadaşlar, ben de yeni şeyler öğreniyorum ama hiç kafam kaşınmıyor. Allah Allah. Bir saniye, bir sizin kafanıza bakabilir miyim? Çağla, bir senin kafana bir bakalım bakalım. Eyvahlar olsun. Çağla, saçların bitlenmiş. Öğretmenim, bana da bakar mısınız? Hemen seninkine de bir kontrol edelim. Çocuklar, eyvahlar olsun. Sen de bitlenmişsin. Hemen seninkini de bir kontrol edelim bakalım. Sen de bitlenmişsin. Çocuklar, ne oldu böyle hepiniz birden? Bir dakika. Arkadaşınız Emel'inkine bak. Bak, Emel'de bir şey yok. Neden oldu bu çocuklar böyle bir günde? Öğretmenim, şu şapka var ya. Ben onu işte yolda buldum ya. Onu taktıktan sonra oldu. Ne? Çocuklar, yolda bulduğunuz şapkayı başınıza mı taktınız? İnanmıyorum. Hemen onu çöpe atmam lazım. Evet, çöpe atıyorum bu şapkayı. Ve sakın bundan sonra kimse bu şapkaya elini sürmüyor. Çocuklar, hiç bilmediğiniz şeyler kafanıza takılır mı? Yolda bulduğunuz şeyler ellenir mi? Bir daha hiç yapmayın böyle şeyler. Ailenize söyleyin. Özel şampuanlarla saçınızı bir güzel yıkasın ve bitlerimizi temizlesin.
Bu da size güzel bir ders oldu. Sakın sakın yolda bulduğumuz şeyleri almıyoruz. Şey öğretmenim, ben yardım etmek istemiştim. Sahibini bulurum, sevinir diye. Çocuklar, sahibini arayalım ama bu şekilde değil. Siz bana haber verseydiniz, ben onun duyurusunu yaptırırdım. Hadi bakalım, şimdi matematik dersine başlıyoruz. Siz de kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bilmediğiniz eşyaları da sakın ha kullanmayın. Hoşça kalın.